Yani maratoncu olmayacak tabii ki ama spor aktiviteleri normal ne yapıyorsa futbolda oynayabilir, koşabilir, yüzebilir ama 3 ay, 3 aydan sonra yani. Yani kalp krizi zaten o aortun genişlemesi mesela daha mı hızlı kalp krizine sebep olur? Hayır, aortun genişlemesiyle kalp krizi arasında bir bağlantı yok. Bazen hem aort genişlemesi hem kalp krizi aynı anda gelebilir. Peki şunu soracağım. Koroner bypass eskiden çok korkulan bir işti. Evet. Yani üç, mesela çok abartılarak denildi ki işte 3 damar değişti, 4 damar. Hı. Fakat artık koroner bypass çok aslında komplikasyonlar ve sonuçlar açısından çok farklı bir yerde değil mi? Yani eskiye göre çok inanılmaz değişiklikler var. Yani benim ilk başladığım zamandan bu zamana yaklaşık 30 sene zaman geçti. İnanılmaz bir fark var arada. Bugün artık İstanbul gibi bir yerde yaklaşık 110 merkez açık kalp ameliyatı yapıyor. Bugün artık koroner bypass ameliyatı sıradan bir ameliyat haline geldi kalp cerrahisi içerisinde. Gene zordur ama birçok merkez gayet güzel bir şekilde yapıyor. Ama zordur. Çok zor Neden tabii zordur? hocam. Çünkü iki tane 1,5 milimetrelik damarı, bazen 1 milimetrelik damarı birbirine dikiyorsunuz. Burada gerçekten cerrahın tecrübesi ve ustalığı önemli. Çünkü iyi dikemediğiniz zaman yaptığınız bypass bir işe yaramıyor. Aslında tekrar kalp krizi geçiriyor. Ya da iyi Aynen. dikemediğiniz zaman tekrar tıkanıyor. Bugün dünyadaki ölümlerin hala birinci sebebi kalp krizi. Evet, O yüzden çok maalesef. önemli. Peki başarı oranınız kaç şu anda Yani yüzde iyi bir olarak? merkezde, iyi tecrübeli bir merkezde %1 ölüm Ölüm oranı riski vardır. var. %99 başarılı olmak zorundayız. İşte her şey Çok iyi. tecrübeye bağlı. Her şey Şimdi bakıyorsunuz mesela maçlarda gencecik futbolcuların kalp krizinden vefat ettiğini duyuyoruz. Ya da ufacık 12-13 yaşındaki çocukların. Her şey kalbe bağlı. Her Yani şey kalbe bağlı. kalp İyi güzel gitti. çalışacak ama ondan sonrası göreceğiz ama her şey kalbe bağlı Bir gerçekten. sayısal bir şey var mı hocam? Yani mesela 3 damardan fazla yapılmaz, 4'ten fazla yapılmaz gibi böyle bir sınır var mı? Yok, o kalpteki tıkanan damarların yerine, yani tıkalı damarın yeri önemli. 3 damar, 4 damar, 5 damar da olur, tek damar da olur. Artık o tamamen kişiden kişiye değişen bir yapısal bozukluk, patoloji yani. Hocam kadınlarda mı daha çok erkeklerde mi görülüyor dedik? Kadınların hormonları koruyor belli bir Koruyor yaşa değil mi? kadar. Yani menopoza kadar koruyor östrojen Bak yine menopozda bütün her şey hormonu. Ama değişiyor. menopozdan sonra oran aynıya geliyor. Ama menopoza kadar erkeklerde daha fazla. Bir de şunu da unutmak lazım. Son yıllarda kadınlar sigara konusunda erkekleri yakaladılar. O Evet. yüzden de hani Hocam yani o konuya hiç girmeyelim. Gerçekten artık o da riski kadınlar çok değil, arttırıyor çok çünkü. erken Artık yaşlarda sigarayı konuşmuyorum başlıyor. çünkü artık sürekli her yerde sigara içmeyin diye anonslar Evet, ediliyor zaten. yani her şeyin başı bu. Yani her şey kalple ilgili. Valla ne kadar sizin gibi bilgili, tecrübeli, deneyimli hocalarımız olduktan sonra hocam. Yani şeyi gördük. Aradaki farkı. Evet, bir de tabii Yani ne şey kadar ya çok. %1 risklerden bahsettik. Peki hocam kalp krizi geçirme riski çok tekrarlanabilen bir şey. Mesela bir kişi kalp krizi geçirdi, siz bypass yaptınız. Tekrar kalp krizi geçirebilir mi? Şimdi bypass yapmaktaki amacımız hastanın hayat süresini uzatmak değil, yaşam kalitesini arttırmak. Yapılan bypass iyi de olsa hasta kendine iyi bakmadığı sürece nedir bu? Sigara, kolesterol, şeker. Bunlarla kendine iyi bakmadığı sürece tekrar kalp krizi geçirme riski var ama az. Ama her zaman o olasılık vardır. Hani ben bypass oldum, çok iyi, kalp Rahatlayayım. sıfırlandı, tamam artık. Hep öyle derler. Motor Hep böyle derler. yenilendi diye bir Motor tabir yenilendi. vardır. Zaten çok da yaşama. Bir de böyle bir şey var. Ben Ya. nasıl 5 sene 10 sene yaşam öyle bir şey yok. Uzun seneler yaşayanlar var. 25-30 seneye Tabii. gelenler var. Vallahi çok eski dönemde ameliyat olmasına rağmen rahmetli babam 38 yıl zannediyorum bypass sonrası. Yani Hiçbir problem iyi olmadan bir bypass'a geçmişler. uzun seneler yaşarlar ama bazı halkımızın bir kısmı, daha doğrusu çoğu ben nasıl olsa bypass oldum. 5-10 senem var. Her şey serbest bana deyip tamamen Evet. hiçbir şeye dikkat etmeyen hasta grubu da var. Bir de hocam eskiden şey vardı, doğru mu telaffuz edeceğim bilmiyorum ama kateter mi? Böyle damardan hani kalp yolunu öyle bir şey var mıydı? Stentler var işte kalbe Stent, ay takılan. kateter diye bir şey. Ameliyatsız yani Bir şeyler kateterle sanki. yani tellerle kalp zaten anjiyo o. O mu? Anjiyo yani kalbin damarların içine girerek orada görüntüleme alıyoruz. Tıkanı olan yerleri stent koyuyoruz ya da balon yapılıyor. Onlardan fayda etmezse hasta açık kalp ameliyatını alınıyor. Peki hocam çocuklarda da görülen bir takım kalp problemleri var. Özellikle zannediyorum kapaklarla ilgili Şimdi sıkıntılar. çocuklarda konjenital yani doğuştan gelen hastalıklar var. Kalbin delik Delik olması olması, evet. Ya evet. da kalp damarlarının yer değiştirerek doğmuş olması ya da işte kapanması gereken gebelikteki damarların ameliyat sonrası kapanmaması gibi çok geniş bir yelpazede çocuk pediatrik hastalıklar var. Bunların bir kısmı gene kardiyolojik olarak
çözülebiliyor ama stentlerle, ama çoğu ameliyatta düzeltmek zorundayız. Ayrı bir dal kalp cerrahisi, artık kendi içinde bir pediatri kalp cerrahisi diye ayrı bir dal açıldı. Kalp cerrahisinin üzerine bir kere daha, bir 6 sene olduktan sonra bir 2 sene daha yan dalı yapıyorsunuz. Öyle mi? Tabii. Ondan sonra çocuk kalp cerrahı olabiliyorsunuz. Artık sistem değişti. Şey İş doğru hocam, hani bu saçları değirmende ağartmadık lafı evet, zannediyorum. Evet, çok hak ediyor. Yani kalp cerrahları için defalarca. Kalp cerrahı olacaksınız, üzerine 2 sene daha okuyup çocuk kalp cerrahı olacaksınız. İyice iş zora gidiyor ama. Peki çocuklarda nasıl belirtiler veriyor da hani dinleyenler nasıl? Gelişme geriliği en fazla. Sonuçta büyüyemiyorlar ya da iyi yeterli kiloya gelemiyorlar. En büyük şeyi bu. Morarma, çocuklarda siyanoz dediğimiz. Yeterli oksijen gitmemesine bağlı vücuda dudaklarının morarması, ellerinin morarması, ciddi nefes darlığı, bu şikayetlerle geliyorlar çünkü. Korkunç şeyler. Çocukta daha da zor tabii şey teşhisi. Çocuk çok daha zor tabii ki. Yani inanılmaz. Ama bu ülkemizde de bu iş çok iyi yapılmaya başladı. Çocuk kalp cerrahisi çok iyi yaptırmaya başladı. Her bakımdan daha iyi oluyor. Bu kadar derin ve uzun eğitimler sonucunda yani aslında bizim hekimlerimiz başka hocam. Yani ben bunu siz tabii ki bence onun için de işte yurt dışından sürekli rağbet görüyoruz. Vallahi harikasınız Profesör Doktor Altuğ Tuncer hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hocası aslında biraz daha şey, yani şunu da söylemek lazım. Yurt dışından gelen vakaların bir özelliği var. O da yurt dışından gönderilen özellikle Arap ülkeleri, bunlar hiç kimsenin ellemeye cesaret edemediği vakalar. Yani zannediyorum ki hocanın branşındaki en ileri vakalar değil mi hocam bunlar? Evet, daha böyle zor ileri zor vakalar gelmeye başladı. Biz de elimizden gelen yardım yapmaya çalışıyoruz. Ama bu da tabii şeyden kaynakları, yani siz iyi işler yapıyorsunuz, iyi sonuçlar çıkmaya başlıyor ve sonucunda gerçekten şu anda Balkanlardan, bu Türkiye ülkelerinden ve Araplardan gerçekten tabii. Çok fazla sayıda ve kimsenin dediğin gibi kolay kolay cesaret edemeyeceği vakaları Türk doktorları gerçekten çok iyi evet, işler her çıkartıyorlar. Branşta gerçekten ciddi bir tecrübe birikimi var ülkemizde. Dışarıdan da o yüzden hasta gelmeye başladı. Evet. Bir de galiba maliyet olarak da tabii o kadar farklıyız ki şeyden Avrupa Türkiye, ülkelerinden. Evet, Avrupa'ya göre çok ucuz kalıyoruz şu anda. O bakımdan da avantajımızı kullanıyoruz tabii. Şey başlamış yavaş yavaş Avrupa ülkelerinde ayrı bir yer kurup biraz böyle Türkiye ile rekabet edecek fiyatlar koymaya çalışıyorlarmış. Bununla ilgili çalışmalar başlamış çünkü sahiden çok fazla sayıda hasta artık bize gelmeye başladı. Ama hocam buradaki yani Türkiye'deki hekimler hiçbir yerde yok. Zaten sırf hiç hekim değil ama değil mi hocam? Yani sonuçta teknik donanımda da çok tabii. Önemli şeyler var. Türkiye'nin altyapısı gerek özel hastaneler gerek Sağlık Bakanlığı hastanelerinin altyapısı olarak teknik donanım gayet güzel olmaya başladı. Avrupa'da ortalama bir bypass 20 bin euro yapılırken bizim ülkemizde aynı malzemeleri kullanarak yaklaşık 8'de biri fiyatına falan yapılabiliyor. Çok inanılmaz. Komik rakamlar olmaya başladı. O yüzden yurt dışından çok güzel hasta gelmeye başladı yavaş yavaş. Sağlık için de bunlar çok çok önemli. Tabii önemli çünkü şey yani mesela bizi dinleyenlerin birçoğu yurt dışına yönelik bir yani yurt dışından çok kişi dinliyor bizi. Yani orada belki çok daha yüksek rakamlara ve uzun sıralar bekleyerek yapılan evet. Ameliyatları biz burada çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha açıkçası iyi şekilde yapıyoruz sanırım. Evet, konforlu. Avrupa'daki sigorta şirketleri zaten oradaki maliyetler buraya göre çok yüksek oluyor. Biz de anlaşmaya yani Türkiye'deki bazı merkezlerle iyi merkezler anlaşma yoluna gitmeye başladı diye duyuyorum. Doğrusu da o zaten. Bakalım göreceğiz. Evet çocuklar kesinlikle. Biraz yalnız kalıyor ama anladığım kadarıyla hocanın yaptığı işi düşünürsek gerçekten çok kutsal, çok önemli çok bir görevi yerine getiriyor. Yani her mesela başarılı operasyondan sonra hocam eve döndüğünüzde yastığa başınızı koyduğunuzda bir hayat kurtarmanın mucizesi ve rahatlığını yaşıyorsunuz. Yastığa başımızı koyuyoruz. Başımıza da 3 tane çocuk bekliyor. Baba kalk oynayalım diye. Öyle bir durum da var ama güzel oluyor tabii. Hoş bir yorgunluk oluyor ama onlara da zaman ayırmak zorundayız. Tabii. İşte bunlar da güzel heyecanlar. Öyle değil mi hocam? Evet. Gerçekten evet. O. Kesinlikle öyle. Evet. Kalp damar cerrahisi ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor Altuğ Tuncer ile detaylı her şeyi konuştuk hocam. Tekrar ağırlamak isteriz sizi. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kalbimize iyi bakalım değil mi? Kalbimizi seversek korunur muyuz bazı şeylerden? Her şeyden koruruz. Değil mi? Kalbi sevmek, çiçeği, böceği sevmek, insanları sevmek. Belki kalbi çok daha... Ama kalpten seveceksiniz. Kalpten. Evet, bu önemli işte. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim.